ciğer cici, ciğer cici ama en cici tantunici. Getir götür ya batır, minta yatır, evine götür tantuni ayran gerisi yala. Ya şu pis kokulu şeyi götür bu arabasının dibinden. Börber King olsaydı yerdiniz ama. Polis sarayı. Ne yapalım, güzel oluyor. Madem siz bilirsiniz. Haydi. Emmer içinde kal var kardeşim. Bozar mısın? Yok abim, bozmadım. İyi abi. Kardeşim çekmesene ya. Çekmesene ya, kardeşim. Bir yerden tanıyorum ama. Nereden tanıyorum? Ablacığım dünkü programda haber sunuyorduk. Bugün spor haberleri. Kardeşim çekme. Özel ab- sen kırmızı şortlu. Sen var ya, ya medyanın adamısın ya polisin insansın ha. Abim yakışıklı abimsin. Bir lira at şuraya be. Allah seni belanı versin. Allah seni versin. Evet canım seyirciler. 10. Kodamanlar koşu yarışına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şu anda yarışmamızın birincisini dört gözle bekliyoruz. Bakalım bu yarışı kim kazanacak? Destek. Amcalara bak amcalara ya. İşleri güçleri yokmuş gibi, bir de yarışmaya katılmış koşuyorlar. Aman canım, işi gücü yok koşuyor demek ki. Kırık ayağa bakın, o bile katılmış koşuyor. Evet evet, tabanı yanık, it gibi koşuyor. Geçmektedir. Sana ne sahte lan?
O kadar da yavaş değil tabii. Dün gece birkaç film seyrettim, canım tıktı ağlamaktan. Türkan yok mu Türkan? Yine öptürmedi yanaktan. Ziya! Efendim karıcığım? Kahvaltı hazır. Bana bir çay koyar mısın? Ne? Çay mı? Anca da kendine hizmetçi tut. Babamın evinde böyle miydim ey? Ben evdeydim ey. Elim sıcak sudan soğuk suya girmiyordum. Neden? Çünkü bulaşık makinemiz vardı. Hala beyefendi çayını koymayıp benden çay istiyor. Ne işe yararsın ki sen? Senin yerine inek besleseydim en azından sütünü alırdım. Ben neyim? Ben kimim? Ben ne yapıyorum? Ben beni bilemedim, yüreğimi göremedim, kendimi bilemedim. Bakalım daha neler olacak.
Neyse, Ziya bu olaydan sonra hapse düşer. Orada tanıdığı Baba Tahir lakaplı bir mahkumdan dersler alır. Ve açıktan dersler bitirir. Hayat Ziya'yı olgunlaştırmıştır. Artık o hayatın sillesini yemiş, ağır başlı, koca yürekli, raconuna göre davranan bir adam olmuştur demek isterdim ama olamamıştır maalesef. İzlediğinizde siz de göreceksiniz bizim Ziya hala aynı Ziya. Burada ne böyle? Savaş meydanı gibi. Bir
olmasa. Bugünün senin olmuş, para da ne, köpeğin olsun be. Canım, seni çok özledim. Gözümde tutuyorsun. Seni çok seven koca cığım. Allah'ım, Alev gibi bir eşe sahip olduğum için ne kadar da şanslıyım. Avana kavana kavana. Avana kavana kavana. Özlemişmiş. Aha, boş işler bunlar. Aferin, parayı bırakmış. Kalaka mı işe yarıyor? Teşekkürler canım. Kim o? Alevli. Dur kız dur. Ben kemiğimi kırdım. Ne yapayım Kemal'im? Çok özlemişim. Sesine ne oldu senin? Helium deneyi yaptım yavrum. O yüzden böyle. Düzelir ama merak etme. Kız, küstün mü lan sen bana? Sence? Yavrum bazı işlerim vardı. Onları hallettim. Yoksa ben seni hiç ihmal eder miyim? Bilmiyorum artık. Kemal'im yapmaz dedim. Kemal'im de yaptı. Duyamam sana gülüm. Neden yaptım? Niçin yaptım? Ne zaman yaptın lan? Hiç sordun mu bana? Her şey bunun içindi. Sana bir şiir yazdım Alevim. Okuyayım mı? Oku bari. Şiirimin adı Alev. Yüzünde güller açıyor. Gözünde kuşlar uçuyor. Dilinden bal damlıyor. Yaşasın Cumhuriyet. Aşkın beni kör eyledi. Sevdan beni lan eyledi. Ben annemi özledim. Alev, seviyorum kız seni. Sen de ne olur sev beni. Ben konuşurken kapa çeneni. Ters drama eğitimi. Ağlıyorum hüngür hüngür. Sular akar gümbür gümbür. Titriyorum zıngır zıngır. Geçmiş olsun Putin. Her şey senin için. Hayır. Madem öyle, alacağım. Gönlünü alacağım. Aziz'e geldim. Tamamen işe yoğunlaşsa. Alevimi de göremiyorum. Bir de üstüme mefailim de çıktı. Atacan Hoca da uzattıracak bu gidişle bana. Ay. Canım benim ya. Ben de seni çok özledim. 6 ay sonra her türlü bu özlemini gidereceğim canım. Seni çok seven, hatta daha da çok seven Ziya'm. Allah'ım, herkes Alev gibi bir eş nasip eyle. Bu ne yavrucuk bıcık? Sana mutlu bir haberim var. Ben hamileyim sevgilim. Allah'ım, dün ustabaşıda ne çok yordu beni. Sanki insan değilim makinayı. Hayvana saldırırmışçasına saldırtıyor, yoruyor beni. Ay. Ne demiş bizim deli? Bu ne saçmalıyor ya? Daha doğru düzgün yüzünü göremedim. Yanına varamadım. Evet, ceketimi dahi atmadım. Bu ne hamileliği ya? Ben burada yaşayamadım. Az dinleneceğim. Gelince de hesabını sorarım şunu.
Sokakta görsem tanımazdım, komşu deyip geçerdim yanımda. Onu bunu bırak da, bu ne hamileliği ya? Utanmasan bir de senden dersin. Ama senden. Nasıl benden ya? Doğru düzgün yüzünü göremiyorum, bak tanıyamıyorum. Onu bunu geç, yanına dahi gelmedim. Mektupla mı oldu bu çocuk? Tamam, itiraf ediyorum. Evet, yaptım. Ama son. Neden? Neden yaptın? Sen bana, alemine. Hiç iyi göstermedin. Siz dedi ya hocam. Hiç mi sevdin? Ya sen kızını kazak arkadaşım? Hiç mi iyi sevdin? Evet, bir suçlu varsa o işte benim. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ustaya başarısının sırrını sormuşlar. İki kelime demiş, doğru kararlar. Sürekli doğru kararları nasıl aldığını sormuşlar. Tek kelime demiş, tecrübe. İyi de kardeşim, bu tecrübe denen şeyin sırrı nedir diye sormuşlar. İki kelime demiş, yanlış kararlar. Bakalım Ziya da yanlış kararlarından ders alıp doğruyu mu bulacak? Yoksa aldığı kararlar yine mi başına bela alacak? Neyse, biz konumuza dönelim. Ziya Alev'den boşanır. Üniversiteyi bitirir, avukat olur. Evlilik programında gördüğü bir bayandan çok hoşlanır. Ve hemen programa katılır. Ziya'yı altın kapise koymuşlar. İlle de evleneceğim demiş. Ah zavallı Ziya. Kim bilir başına daha neler neler gelecek bu evlilik merakından. İzleyelim, görelim. Görenler bayılır. Ay Ziya Bey,
çok güzelmiş. Şiiri severim ama parayı daha çok severim. Fitne Gül Hanım, ne sormak isterseniz sorun. Bende cevap bol. Tabii efendim, ilk olarak ne kadar maaş alıyorsunuz, öğrenebilir miyim? Ayıptır söylemesi, 2500 TL alıyorum. Ne? 2500 mü? Sanmıyorum, 2500 liranın benim arabamın mazotunu edebileceği... Neyse efendim, diğer sorularıma geçeyim. Eviniz var mı, arabanız var mı, ekleriniz var mı? Dışarıdan bir memleme emekli olmayı düşünüyorsunuz yoksa içeriden bir memleme emekli olmayı düşünüyorsunuz? Ecelmeniz var mı, daha önce şeylendiniz mi? Ha, bu arada, beni seviyorsanız geri birimde kalırsınız. Eviniz varsa da evinizi kiraya veririz efendim. Çenesine kurban Fitnoş'um. Ne dersen kabulüm. Ay biraz mesafe lütfen. Zaten mesafeliyiz. Arada paravan var. Ya. Kayıncığım, kayıncığım. Ah buyur aşkım, buyur. Balım konuş. Ha. Bir sorum olacak. Bir şey dikkatimi çekti. Kardeşim senin niye elinde bir tane çiçek yok? Ne fikrine gülüyorsun? Evet. Aklı. Niye çiçek yok kız? Saldırmayın, sakin olun. Adı Gül. Kendi gülden daha güzel. Gül gibi basit bir şeyle gelemez. Kız haklı mı kız? Ve madem anam konu çiçekten açıldı, o zaman ben sorayım beylerinize. Mehmet Ali Bey, siz eski eşinizde çiçek alıyor muydunuz anam? Tabii alıyordum efendim. Ben günde 5 vakit çiçek alıyordum. Maşallah. İyi, Allah kabul etsin. Amin. Emar Bey. Ben mi? Sen anam. Oy, kaşın yok gözüne evet, anam sen. Buyur. Şimdi sen eski eşine yılda kaç çiçek alıyordun anam? Söyle bakayım. Vallahi eşime yılda... Ben hiç götürmemişim. ben zaten kendim tantunicim. Akşama kadar yoruluyorum. Evet. Oradan oraya koşuyorum. Eve gidince zaten bütün paramızı onlara veriyoruz. Onlar kendilerine alsınlar. Hani şu pisikolata reklamları var ya.
bilmiyorum şu an. Neyse Zahide Hanımcığım, konumuza gelecek olursam. Ben Fitligül kızımızın talibi Ziya Bey'i çok beğendim. Kendisi terbiyeli, dürüst, namuslu, çalışkan, yakışıklı, efendi beyefendi, beyefendi biri valla. Ay bana bak sen. He. Bana baksanıza siz. İki tane evlilik yapmasaydı, adam akıllı bir işin olsaydı ne olurdu? He? Ne olurdu? Şşşş. Sen sus, bari gözlerin konuşsun Fehime. Tabii.
yanaklı yanında olacağınıza, ömrü bir laf kocanızın tombul yanaklığını sıkacağınıza, cebinden defalarca çaktırmadan haçlı kalacağınıza, eğer ulaşamazsan bir hanımefendiyle konuştuğunu duysan da güvensizlik yaşamayacağına, benim kocam yapmaz pankartını evinizin balkonuna asacağınıza, şahitlerin huzurunda söz veriyor musunuz? Söz veriyor musunuz? Ha, evet, evet, evet. Saçını boyatmış. Ay ne kadar güzel olmuş dedim. Kız iki gün önce biklenmiş.
almışlar. Gideyim bir bakayım dedim. Ay o kadar büyük, o kadar güzel ki. Bizimkinin yanında kocaman kalıyor. Ay dedim ki keşke bizim ev de böyle büyük olabilseydi. Emlakçı dolandırıcı çıkmış. Gitti paracıklar. Yolda yürüyordum. Havaya bir bakayım dedim. Bir uçak gördüm kocaman. Bir süzülüyor, bir süzülüyor. Ay dedim ben hiç uçağa binemedim. Keşke binebilseydim dedim. Uçak ısır bir adaya düşmüş. Aferin benim kızım, Rus uçağını da düşürmüş. Dokunmak, dokunmak, kökünüz zarar verirsin.
babamın evine gidiyorum. Ben diyor muyum hiç? Ne kadar güzel bir sahne, ne kadar güzel ışıklar, ne kadar güzel ışıklar. Robert Frost der ki, hayatta öğrendiğim her şeyi üç kelimeyle özetleyebilirim. Hayat devam ediyor. Ziya içinde durum böyle. Fitne Gül'den ayrılmış ve her şeye rağmen hayatına devam etmektedir. Ziya çekirge misali, bir zıplar, iki zıplar, hatta utanmaz üç zıplar, hatta dayanamaz dördüncüyü de zıplar, girer bir bataklığa. Bakalım Ziya hep bataklıkta kurbağalar mı yiyecek, yoksa cinler mi çarpacak? Neyse bir gün mezarlıkta cinler adında bir bayanla göz göze gelen Ziya bakışmaya başlar. Bakışlar sohbete, sohbetse nikaha dönüşür. Bakalım mezarlıkta başlayan aşk, mezarlıkta mı son bulacak? Cinli musallat oldu. Kurtulmak mı istiyorsunuz? Girin www.cinsalar.com, cinlerinizden susun ve kurtulun. Kalabeyi bağladınız, ne yapacağız sana? Allah, korkarım ondan abla.
birazdan tadı çözeceğim. Ben bırak dolandırma. Şöyle git şunu. Git şuraya.
Yok canım, oldu o yana hizmetçi. Sen hazırlayacaksın tabii.
Tamam hanım, bir elimi yüzümü yıkayım, hazırlayayım. Hala mayma yürü. Allah'ım, ne günah vardı ya. Ne ya, gittim bu adamdan. Sigara yakayım da bari ciğerlerim bayram etsin. Daha yavaş bu adam ya. Hanım şu nerede zıkkımı... kaldın? Nerede? Kök saldın burada. Şu zıkkımı içme ya, bana dokunuyor. Allah Allah, sana dokunuyor diye hiç vazgeçemem canım. 12 yaşından beri ben sigara içmiyorum. Ama biz seninle tanıştığımızda sigara içmiyordun. E ne yaparsın, köprüyü geçene kadar ayıya dayı gidiyorsun. O cümledeki ayı ben mi? Yok canım, ben oluyorum. Tabii ki sensin be, senden iyi ayı mı olur? Hadi git evi temizle, yarın evde konken partisi vereceğim. Konken mi? Evet, ne oldu? E bulmuşuz damızlı, sağ bildiğimiz kadar sağacağız. Hadi Allah, koş uğraştırma ya. Bana da mızlık benim. Harbi çok kurum. Ziya! Yine numaralar, yine bir şeyler. Biliyorum, evi temizlememek için yapıyorsun. Ziya, delikle beni, kalk! Of be, gidip yerinde bayılsaydı. Şimdi bunu kaldırmakla kim uğraşacak? En iyisi ambulansı arayayım. Onlar uğraşır. Gel. Bobomi. Bobomi, ağlayın size, siz mi geldiniz? Sakallarını kes, gözünü seveyim. Pardon, sıra vardı. Bence sakallı hiç değil o. Senin hormonal sıkıntıların var. Şu yazacağım testleri uygula. Bakalım neyim var. Böyle olmuyor yani. Peki. Sakalları olmasa güzelsin aslında. Sen saçlarını mı bayattın? Bak evet, güzel olmuş mu? Kim bir bakayım. Oy. Neyse, şunu bırak da ben akşama kadar çok yoruldum ya. Bak ya, omuzları böyle bir ağrıyor, tahmin ediyorum. Aa, masaj mı yaptın? Aynen. Efendi. Röportaj için son sözleriniz nedir? Hayat güzel,
Ben yaşayamadım. Evlenerek mutluluk aradım. 5 yaşım oldu. Hiç de yüzüm gülmedi. Cilvenaz alev derken hayatım geçti. Fitne gülün fitnesi, cinlurun cinleri ömrümü yedi. Kader su, kadersizliğimi belgeledi. Ürkeklik hayatımı mahvetti.